Uba uba hop. Zigzag zıp zıp hopluyor, ormanları koruyor. Uba uba onun sesi, bu onun felsefesi. Umam mam 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 marsupilami, umam mam 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 marsupilami. Çalışır orman için ailesi dostlarıyla, el ele hep birlikte. Uba uba katıl sen de bize. Marsu bakıcısı Hector. Baksana burada her şey ne kadar çabuk büyüyor. Artık eski ağaç sansürümün işe yarayıp yaramayacağından emin değilim. Bence tam tersi Hector. Gördüğüm kadarıyla bitkiler onu diğer zararlılardan korumuş. Senin makinen sayesinde yükseklerin çiçeği tohumlarını ektiğimiz bu saksıyı ağaçların tepesine yerleştirebileceğiz. Sonra da dolunay zamanında çiçeklerin açışını seyredeceğiz. Bu konuda ilk ciddi deney bu. Neler oluyor burada? Marsuların yuvasını hiç bu kadar kötü durumda görmemiştim. Herkes gemiye küçük marsular. Gördün mü Dayan teyze? Hala sağlam. Kalıcı bir şey yapmışım. Tabii ki kalıcı değiller. Yükseklerin çiçeği oldukça kısa ömürlü olur. Patlar, uzun süre sonra çiçek açar ve birkaç saat içinde solar. Son derece hassastır. Hey çocuklar, o oyuncak değil. Hemen oradan inmenizi istiyorum. Bu hiç komik değil. Güzelim ağaç sansörümü kırdınız. Sizi yakalayayım da görün bakalım. Ha? Tamam, beni duymamış gibi yapın. Anneniz ne yaptığınızı öğrenince hesabını soracak nasıl olsa. Dayan teyze, Bayan Marsu'yu gördün mü? Galiba bir sorun var. Evet, doğru söylüyorsun. Yükseklerin çiçeğini zamanında yerleştirebilmek için ağaç sansörünü bir an önce tamir etmeliyiz. Benim bildiğim Bayan Marsu ortalığı kirlettikleri için onları azarlardı. Nesi var acaba? Demek ki yorulmuş. Biraz dinlenme ve uyku onu kendine getirir. Evet ama az önce yuvanın içini gördüm. Darmadağınıktı. 3 tane çocuğu var. Bence bu çok normal. Yatağa döşediği bütün çiçekler dağılmış ve çürümüş. Böyle bir şeye izin vermezdi. Belki de depresyonda olabilir ya da magnezyum eksikliği vardır. En iyisi ona güzel bir bitki çayı yapayım. Marsu, anladığım kadarıyla Bayan Marsu'nun sağlığı pek iyi durumda değil. Evet, gidip ona baksan iyi olur. Davranışları da tuhaflaştı. Uba. Marsu, ben sana sevgili eşin hasta diyorum. Sen tutmuş kelebek kovalıyorsun. Uba. Marsu, bir an önce gidip Bayan Marsu'yu görmemiz gerekiyor. Uba. Abi. Uba. Pekala, tamam. Sonra görüşürüz. Bir ağaç kestanesi. Yukarıda neler oluyor acaba? Hector, rica etsem ağaç sansörünü denerken bu bitki çayını da Bayan Marsu'ya verir misin? Gerçekten çok sıkıntılı görünüyor. Marsu tüm zamanını oyun oynayıp eğlenmekle geçiriyor. Neden Bayan Marsu da aynı şeyi yapmıyor? Biliyorsun Hector, ben bitkilerimi çok seviyorum. Onlarla ilgileniyorum. Ama ilgilenmeseydim çabucak boyunlarını büküp solarlardı. Dayan teyze, ben sana marsulardan söz ediyorum. Sense bitkilerinden. Yani hemen gidip Marsu'ya söylemeliyim. Dur bakalım, acele etme Hector. Biraz daha bekleyelim. Bırakalım onlar kendi sorunlarını kendi çözsün.
Obi. Onlara yardım etmemiz gerekebilir. Ne dersin? Yine de Bayan Marsu benim bitkilerime göre daha iyi durumda. En azından bir sıkıntısı olduğunda bunu söyleyebiliyor. Ya da bağırıp çağırıyor. Sanırım işler düzelme yolunda. Merhaba Marsu. Neler oluyor? Oba. Bir daha soruyorum. Neler olduğunu bana söyler misin lütfen? Oba. Oba oba. Bayan Marsu mu? Ha? Yani gitti mi? Oba oba. Tamam. Sen Bayan Marsu'yu bulmaya gideceksin. Peki bu arada küçük Marsu'larla kim ilgilenecek? Bunu düşündün mü? Yani bunun günde 3, 4, 5, 7 kez beslenmesi mi gerekiyor? Sonra yalanarak temizlenmeleri. Ve Jaguar'a karşı da korunmaları gerekiyor. Aa, az önce onlara yardım etmemiz gerekir diyordun. İşte sana bir fırsat. Benim küçük Hector'ım bebek bakıcısı olacak. Hayır, daha doğrusu Marsu bakıcısı. Bana güvenebilirsin. Her şeyleriyle ilgilenirim. Bu Marsu Flamiler gerçekten çok ilginç hayvanlar. Sevgili Marsumuz bir kez daha Romeo rolünü oynamaya gidiyor. Gerçekten mi? Dostumuz Marsu'nun yeniden Bayan Marsu'ya kendini ispatlaması gerekiyor. Eskiden olduğu gibi. Obi? Oba! 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 Annenle baban çok yakında dönecek. Hey, onlardan söz etmişken acaba ne zaman dönecekler? Aha, tam 10 yıldır Marsu Flamilerinin izini sürüyorum. Bu defa onlardan birini yakalamadan Palombia'dan ayrılmayacağım. Beklayıp olarak kendime söz veriyorum. Evet, programımız hazır. Müzikle uyanma, dinlenme, eğitici oyunlar, yiyecek tadımları, uyku temalı saha gezisi. Örneğin, dostumuz böcekleri tanıyalım, sonra biraz spor, daldan dala atlama dahil, uzun atlama ve yüksek atlama da var. Hayır durun, iz sürme, bunu silelim. Patates çuvalı yarışı, sonra yüzme, yemek saati ve yarına geçelim. Kısa bir koşu, sonra meyve toplama, mola, yemek saati, ev temizliği. Evet, harika bir program değil mi küçük öğrencilerim? Harika bir Marsu bakıcısı oldun ama yavru Marsuların kendileri için program yapılmasını istediklerinden emin değilim. Göreceksin. Bence onları sıkı bir programa bağlamak çok iyi bir fikir. Hadi dizelim bakalım. Hazır ola geçin. Oh.
Ubi? İleri! Şimdi gidip bir marsu avlayacağım. Yanılmaz avcılık sezgilerim bana bu yoldan gitmemi söylüyor. İmdat! Hepsini yemeyeceksiniz. Bu harika. Tuzağa bile gerek kalmadan bir yavru marsu yakaladım. Demek buradasın. Nereye saklanmıştın? Baba! Tamam, üzgün olduğunu anladım. Ama aslında o kadar da kızmamıştım. Baba! Ha? Evet, annenle babanın burada olmadığını biliyorum. Zaten bu yüzden sizinle ben ilgileniyorum. Baba! Korkuyor musun? Merak etme, ben sizi korumak için buradayım. Demek yavru marsuların anne ve babası gitmiş. İşte kısmet diye buna derim. Uba! Uba! Uba, 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 uba. Yapmam gereken tek şey saldırı için en doğru anı beklemek. Sonra da bir anda üçünü birden yakalamak. Pekala. Şimdi yatma zamanı. Tatlı rüyalar. Yarın sabah görüşürüz. Baba. Önce yuvanın kapanmasını bekleyelim. Sonra ağaçtan çıkarır, içindekilerle birlikte götürürüm. Kimse bir şey anlamadan buradan gitmiş olurum. Tamam, geliyorum. Ağlama, Hector şimdi geliyor. Karanlıktan mı korktunuz? Tahmin etmiştim. Tam 10 yıldır bu anı bekliyordum. Bu benim için çok kolay olacak. Evet, alın bakalım. Tamam, yeter artık.
Bu son gelişim. Bir daha buraya çıkmayacağım. Umarım öyle olur. Artık dayanamıyorum Dayan teyze. Bir türlü uyumuyorlar. Biliyorsun Hector, onlar yetişkin değil. Ayrıca insan olmadıkları da ortada. Onlar sadece minicik yavrular, değil mi? Bir teklifin varsa söyle lütfen. Sen de küçükken eli avuca sığmaz bir çocuktun. İkimiz işbirliği yaparsak eminim o üç küçük yaramaz yavruyu hizaya getirebiliriz. Aa, demek küçükken eli avuca sığmayan biriydim. Güzel. Uyu güzel bebeğim. Uyu ben seninleyim. Aa, küçükken bana da hep bu ninniyi söylerdin. Evet ve her seferinde işe yarardı. Uyu güzel bebeğim. O ninni gerçekten çok iyi oldu. Yaşasın. Sonunda üçü de uyuyakaldı. 10 yıl bekledim ama sonunda buna değdi işte. Baba! Ubi! Ubi baba! Ha? Marsu, döndünüz mü? Ubi! Ubi! Ubi baba! Bir papağan. Bir dakika, neler oluyor? Papağanı buraya sen mi getirdin? Ah, bu inanılmaz. Bay ve Bayan Marsu minik yavrularına bir papağanla mesaj gönderdiler demek, öyle mi? Hey yavru Marsular. Ubi. Size anne ve babanızdan mesaj getirdim. Bakın. Dayan teyze. Marsuların yuvası ortadan kaybolmuş. Hector sakin ol. Yuva kendi kendine. Hector! Marsuların yuvası kaybolmuş. Ayak izleri. Kimse bizim gözetimimiz altındaki küçük marsuları kaçırmaya kalkışamaz, tamam mı? Benim adım Diane Forrest'sa böyle bir şeye asla izin vermem. Bakalım. Ah! Yükseklerin çiçeği filizlerini de mahvetmişler. Artık onların açtığını göremeyeceğim. Diane teyze, sanırım buradaki izi takip etmek çok daha kolay olacak. Bu şeyi geceden beri çekip duruyorum. Bir ara kamp yerimi asla bulamayacağımı sandım ama buldum. Bir an önce enerji toplasam iyi olacak. Medeniyete dönmek için uzun bir yol kat edeceğiz. Eti çok seviyorum. Konserve olsa bile. Bebekler yuvanın içinde mahsur kalmış. Sessiz olun, sessiz olun, tamam mı? Anlıyorum üzgünsünüz ama ben değilim. Çünkü kendime 3 küçük mahsur yakaladım. Uyuyun, uyuyun küçük mahsularım. Kesin şu gürültüyü, bir saatte bağırıp duruyorsunuz.
Hadi ağlayın artık, sizi duymuyorum. Buna inanamıyorum. Küçük marsuların acıkmış olduğunu bile fark etmedim. Ama şimdi kimseyi duyamıyor. Bu yavruları kurtarma harekatını çok kolaylaştıracak. Hadi eve gidiyoruz. Merhaba sayın, güzel bir gün değil mi? Tamam, geliyorum. Oyun oynayacağız ama lütfen izin verin, en azından bir tam gün uyuyayım. Bir dakika, sakın fazla uzaklaşmayın çocuklar, tamam mı? Dayan teyze, bay ve bayan Marsu döndüler. Seni gördüğüme çok sevindim Marsu. Hoş geldiniz. Anlaşılan bu kısa tatil ikinize çok yaramış Marsular. Çiçek açmış bir yükseklerin çiçeği bitkisi. Teşekkür ederim, bu harika bir şey. Çiçek gözlerimin önünde boynunu büktü. Muhteşem. Hayatım boyunca çok az rastlanan bu ilginç hadiseyi görmek istemiştim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Hediyelere bayılırım. Evet, size bir şey söyleyeceğiz ama o kadar önemli bir şey değil. Evet, Hector size neler olup bittiğini anlatır. Bu arada ben de biraz dinleneyim. Rica etsem Hector'la birkaç gün siz ilgilenir misiniz lütfen?